Tamam, sen git istiyorsan. Yok yok, bekliyorum. Bak 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 bak. Çıktı insanlar. Seni bekliyorlar. Hadi bekletme. Benim de çok işim var zaten. Getirmedin mi Leyli'yi? Huysuzdum sabah biraz. Niye? Nesi var? Hallettim Ferman. Her şey için sana ihtiyacım yok bu hayatta. Allah Allah. Bugün yine bakıyorum birileri solundan kalkmış. Müthiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Bitti mi konuşma? Bilmem. Sen çağırdın. Söylemek istediğim bir şey varsa çekinme Ferman. Ne bileyim, uslat geldi. Kendini iyi hissetmiyorsundur diye düşündüm. Belki konuşmak istersin diye. De bir haller var sende. Yine gelmişler sabah sabah belli. İyiyim ben. Yok bir şey.
ne oldu? Dondun kaldın. Konuşmayacak mıyız gerçekten? Tamam, bir şeyler eskisi gibi olmayabilir. Ama hala bu dünyadaki en yakınım sensin. Emin misin? Eminim tabii ki. O nasıl laf? O zaman beni üzecek bir şey yapma lütfen. Kimseyle. Ne yapabilirim ben seni üzecek? Ya da niye yapayım? Abi. Adam vuruldu, gitmem gerek. Ferman gitme. Ferman. Melis. Melis. Sakin ol, çabuk Nazlı'yı ara ve ambulans çağırmasını söyle. Adam vuruldu, gitmem gerek. Melis. Adam vuruldu, gitmem gerek. Lütfen sakin ol. Tamam. Ambulans gelecek buraya. Nazlı'yı ara, unutma. Abi. Abi. Abini yerinden oynatırsan eğer ölür. Doktorum izin ver bakayım. Şoka giriyor. Melis. Çabuk çabuk ambulans. Şoka giriyor, acil. Adı ne? Cihangir. Cihangir Bey. Cihangir Bey, duyuyor musunuz? Cihangir Bey. Cihangir Bey, duyuyor musunuz? Melis, aradın mı? Acele, çabuk. Nazlı, bir adam var oldu. Şimdi sana konum atacağım hemen. Ambulans yolla. Dediğiniz yaptım. Mektup yazdım Enzo'ya. Hastalığı yüzünden onunla görüşmek istemediğimi söyledim. Bölümde olanları da anlattım size. Ferman hocam çok kızdı, çok üzüldü. Benden daha fazlasını istemedim. Ben daha fazla bir şey... Ya. Kafi. Şimdilik işim bitti seninle. Görevine dönebilirsin. Seninle işimiz bitmedi. Yine aynı şeyler mi? Bu sefer daha önemli. Ali Vefa'yı çok sıkı takip etmeni istiyorum. Bir yerlere giderse, birileriyle konuşursa benim mutlaka haberim olacak, tamam mı? Ali'den tam olarak ne istediğinizi... Seni hiç ilgilendirmez. Ya merak etme. Birilerine kötülük yapmıyorum. Tam tersi. Birine iyilik yapmaya çalışıyorum. Siz mi yaptınız? Bıraktı beni. İşim bitti artık seninle dedi.
Siz mi yaptınız? Ha işte o kadar korktun değdi mi? Hallettik işte. Ama nasıl yaptınız? Nasıl durdurdunuz o kadını? Boş ver, yaptık bir şeyler işte. Ama senin bilmen gereken şeyi, korkmamıza gerek yok. Sevgi bizi kurtarır. Ezo mesaj atmış. Vuslat kızmasın. Aman boş ver sen, Vuslat'ı sana hiçbir şey yapamaz artık. Aç mesajını. Klinikteyim. Tedavi olacağım. Ben teşekkür etmek istedim sana. Çünkü senin sayende. Çünkü sen bana... ben farklıyım dedin. Ve ben sana inandım. Ben hiç sorgulamadım, inandım. O da benim gibi dedim. Ve güvendim sana. Ama sen de herkes gibiymişsin. O yüzden teşekkür ederim sana. Bana bu hayatta yapayalnız olduğumu gösterdiğin için. O yüzden teşekkür ederim. Bir daha kimseye inanmayacağım. Kimseye güvenmeyeceğim. Kimseyi sevmeyeceğim. Hadi artık alalım o telefonu. Bitmedi daha. Telefon kullanmanız yasak. Lütfen verir misin? 2 dakika lütfen. Benim bu önemli bir... Bana kötülük etmeyecek. Ama kendi kızına etmeye devam edecek. Gel. Vuslat Hanım, rahatsız ediyorum, pardon. Yakınlarda bir kafede bir silahlı çatışma olmuş. Farmacı da oradaymış. Yaralılarla birlikte geliyor. Haberiniz olsun dedi. Eli silahlı tipler, öyle mi? Öyle görünüyor. O zaman sen bugün özellikle dikkat edersin artık. Ali'ye. Nazlı. Değil mi? Hep yaptığın gibi. Çıkabilirsin canım. Cihangir Bey, beni duyuyor musunuz? Cihangir Bey! Meryat Hastanesi'ne gidiyoruz. Ben Doktor Ferman. İyi olacaksınız, merak etmeyin. BB9060, güzel, dayanıyor. Ne demiştiniz soyadı? Bir şey demedim. Bakın, kendim için sormuyorum. Hastanın tıbbi geçmişine bakacağım. Bir alerjisi var mı? Daha önce yaralanmış mı? Hastalığı var mı diye bakacağım. Anlatabiliyor muyum? Bozanoğlu. Cihangir Bozanoğlu. Cihangir Bozanoğlu. Son soru. Orada ne oldu? Anlatılmaz böyle şeyler. Bakın beyefendi, bu beni ilgilendiren bir konu değil. Ben bunu çok farkındayım. Ancak gideceğimiz en yakın hastane benim çalıştığım hastane. Gerekli önlemlerin alınması için bana cevap vermeniz gerek. Cihangir sizin için önemli biri değil mi? Abim o benim. Öz abimden öte. Peki. Abinizin iç yaralanması var ve uzun bir süre hastanede kalacak. Oraya girdiğimizde eğer ben neyin içinde olduğumu bilmezsem... o kadar insanı peşimden sürükleyemem. Anlıyor musunuz beni? O yüzden bana bir cevap vermek zorundasınız. Kanımız donar. 2 gün önce masa topladık. Öpüştük, barıştık. Meğer kuzu peşindeymiş namussuzlar. Çoktan Bulgar sınırını geçmiştir korkak herif. Gelemez, merak etme. Gelirlerse de kafana takma doktor. Önlemini alırız biz. Bu
Mesut Hanım'ı da haber verdim, ilgileniyor. O karışmasın her şey. Hah, geldiler. Çabuk 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 çabuk. Cihangir Bozanoğlu 25 yaşında erkek. Alt karında iki kurşun yarası var. Hadi renedin derdini. Tamam, ben de. Tamam. Sen bizimle geliyorsun Furkan kardeş. Alın arkadaş. Bırakın lan! Bırak! Çabuk çabuk çabuk. Gir şuraya. Gir gir gir. Fes lazım buraya. Fırla. Aşele kanas. Bibi. 86 hocam. Düşüyor. Hızlı bir hasar tespit yapmamız gerek. Makas, Nazlı makas gönder çabuk. Doktor! Kimse yok mu? Yardım edin, kanaması durmuyor. Bakın bakın beyefendi, biz ilk müdahaleyi yapalım, ondan sonra haber verelim lütfen. Anlaşıldı. Celal, buradayız. Sakın yanlış bir şey yapma. İfadeni alacağız daha. Tamam, kaçmıyoruz beyle. Hadi! Demir, doğru kalın beyefendi. Çabuk, vakit tamam, kaybediyoruz. Tamam, fırla! Tamam hocam, bizde. Nasıl oldu bu? Bu adam bu çocuğu vurdu. Gözümün önünde. Ben adam alırım. Demir, buraya gel, buraya gel. Ali, çabuk o taraftasın, geç karşıya. Çabuk, çabuk, çabuk. Gel kalçayı düzelt. Düzelt. Selvi, Adil Hoca'ya haber ver. Tamam hocam. Baba dayan. Beyefendi, isim nedir? Timur Akarer. Işığı takip edin. Oo. Güzel, ışığı takip edin. Güzel. Baba, iyi misin? Solunum da iyi. Güzel. Hadi çevirelim bakalım. Bir, iki, üç. Hop. Çıkış yeri yok. Kurşun hala içeride hocam. Çevirelim bakalım, yarayı açalım. Yavaş 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 yavaş. Hop 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 hop. Tampon lazım, tampon tampon. Baba, baba dayan. Beyefendi sakin ol. Gidip kayıt yaptırın, çabuk. Kremp lazım. 8 miligram morfin. Ali vakum. Çabuk çabuk çabuk. İstemem doktor. Beyefendi, acıyacak canınız. Acımaz. Bırak. Buradasınız, buradasınız. Beyefendi, elimi takip edin. İş nedir, ne iş yapıyorsunuz? İnşaat. Emlak. Arazi. Ha. Biz de astronotuz zaten, taş örneği topluyoruz burada. Ne oldu? Çıktı mı tahliller? Bakıyorum. Al bunu. Dezenfekte edin. Hop 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 hop. Sakin. Hop hop hop. Tutun tutun tutun. Sakin. Sakin olun. Hastanedeyseniz, iyi durumdasınız şu an. Tamam mı? Sıkıntı yok. Hocam bağlayalım mı? Şey yapmasın sonra. Yat çabuk. Yat dedim. Ya tutmayın, bırakın ya. Bu ne yapabilir benim babama ya velet? Esas bunun babası şeytan. Korkmanız gereken insan o. Beyefendi, ne diyorsunuz siz? Ne korkması ya? Hastane burası, doktoruz biz. Allah, ben diyeceğimi dedim artık. Celal. Hocam, girişten aradılar. Hastanın babası gelmiş. Yanında da bir takım beyefendiler varmış. Buraya geliyorlarmış. Gel bakalım Barlas Efendi, gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Devam, 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 devam. Ah,
Oğlum, iyi mi baban? İyi, iyi anne, iyi. Abi! Abi! Nerede baba? İyi mi baba? Bir şey yok kızım, bir şey yok. Merak etme, küçük bir sıyrık. Neleri atlattı babam ya? Bunu mu atlatamayacak? Kızım! Sakin ol. Niye döndü sözünden bunlar? Ne bileyim ya. Kafede karşılaştık. Küfür mü etti, hareket mi yaptı? Babam da çekti, vurdu adam. Eline sağlık. Müstakillere. Ve Cihangir Bey'in yakınları. Buyurun, buyurun hocam. Ne olur doktor bey, iyi bir şey söyleyin. İleride konuşalım, buyurun. Tamam, geçin oturun hadi, yok bir şey yok. Hiçbir şey göremiyorum. Vakumla şurayı, vakumla. Tamam. Şurada hocam, şurada. Tamam. Gördüm, güzel. Klempliyorum. Tamamdır. Kanama durdu hocam. Güzel. Biriniz gitsin, hasta yakınına haber versin. Ben giderim. Ali, farkındasın değil mi? Hiç şakası yok bu insanların. Farkındayım. Hastamız Ferman Hoca'nın hastasını vurmuş. Aralarında düşmanlık olduğunu varsayıyorum. İyi tamam, git. Hemen geri dön. Tamam. Hastayı hemen al, ameliyathanede buluşalım. Hadi. Tamam hocam. Adil Hoca nerede kaldı ya? Merhabalar. Ben Doktor Ali Vefa. Babanızın durumu iyi. Kanamayı durdurduk. Ameliyatla kurşunu çıkarttık. Zarar gören arteri onaracağız. Belirli kullandığı bir ilaç var mı? Yok. Bir alerjisi, daha önce geçirdiği bir hastalık? Hiçbir şey yok. Siz bakmayın onun öyle göründüğüne. Hepinizi cebinden çıkarır o. Ne demek tam olarak anlamadım ama... Babanızın durumu iyi. Gayet basit bir operasyon olacak. Merak etmeyin. Gideyim ben. Geçmiş olsun. Abi, abi bir bakar mısın? Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Durun. Doktor bey, 2 dakika konuşabilir miyiz lütfen? Bir şey soracağım. Cihangir. İyi mi? Kendisi Ferman Hocam'ın hastası. Cihangir yaşayacak mı doktor bey? Babanızın vurduğu kişiden mi bahsediyorsunuz? Niye soruyorsunuz onu? Merak ettim. Ailelerinizin arasında düşmanlık olduğunu biliyorum. O yüzden size bilgi veremem. Hayır, hayır. Dur. Dokunmak yok. Dokunmak yok. Sevgiliyiz biz. Çocukluğumuzdan beri birbirimizi seviyoruz, birbirimize aşığız. Abimler anlamasınlar diye ne numaralar ne yalanlar söyledim. De ona bir şey olursa ben yaşamam. Doktor lütfen bana yardımcı ol. Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Hayır bak. Ekim'de nişanlanacaktık gizlice. O yüzden lütfen söyleyin Cihangir. İyileşecek mi? Kendisi hakkında bir bilgim yok ama öğrenmeye çalışırım. Sakın. Tamam yapın ama bunu gizlice yapın. Aileler bilmiyor çünkü. Yani niye söylemiyorsunuz ki ailenize? Bizimki öyle bir dünya değil. Bilseler ikimizi de öldürürler. Ah baba ya, nasıl kıydın Cihangir'im? Bakın, anlıyorum ama tekrar ediyorum.
Oğlunuz Cihangir'in şu an alt karnında 2 kurşun yarası var. Durumu stabil. Ama daha da netleşince size daha güzel bilgi verebileceğim. Anlaştık. Lütfen sakin olun. Nerede benim oğlum? Barlas? Ben bunun hesabını sormaz mıyım lan? Ne mi sandınız lan siz? Bir dakika durur musun? Hop Barlas! Sakın yanlış bir şey yapma. Komiser gelecek. Ulan barıştığın adamı 2 gün sonra vurmaktan eminesi lan. Lanlı konuşma. O da küfretti lan. Ne küfrü lan? Babanı görmemiş bile. Neyi görmemiş ya? Sen neden bahsediyorsun ya? Lan. Ya benim canım sıkmayın. Durur musunuz öyle. Lütfen? Durur musunuz bir? Lütfen. Lütfen oğlunuzun iyi olabilmesi için bana ihtiyacınız var. Ve bu şekilde burada bağırmaya devam ederseniz eğer ben hiçbir şey yapamam. Burası bir hastane ve sakin olmanız gerek. Lütfen. Bir ölsün oğlum. Gösteririm lan ben sana. Gördük zaten. Gibi yalvarıyordu oğlum. Ben şimdi seni... Barlas! Tutmayın! Barlas! Çok mu özledin karakolu? Dağıtın bunları! Lan! Bu iş daha bitmedi. Ha, yürü lan. Kusura bakmayın. Komiser Arif Tunçkil, organize şube. Memnun oldum Doktor Ferman Eryiğit. Ben de. Hocam, acile gitmem gerekiyor. Burası sizde ancak beyefendilerle tanışma fırsatım oldu. Bu öfke bize döner. Derdi ne bunların? Çok eskiden ortaklarmış. Yıllarca birbirlerini yemişler. Ayrılmışlar. Geçenlerde barışayım demişler, becerememişler. Barışmak, kurşun sıkmaktan daha zor değil mi? Hocam, Morrison poşu nasıl birikmiş, bayağı da birikmiş. Askıya devam, askıya devam. Ciğerleri dinlemem gerek. Sol ciğer temiz. Diğeri de öyle. Sırta geçiyoruz. Nazlı bak hemen. Kaldır kaldır. 1, 2, 3. Devam. Tek çıkış var hocam. Kurşunun biri içeride kalmış. Aç elini. Nerede? Hocam. Hemoglobin 9, hematokrit 20. BP 70'e 45 düşüyor. Yatırıyoruz hemen. Yatırıyoruz. BT'ye geçiyoruz. Oradan ameliyathaneye. Hızlı. Sök sök sök. Devam devam devam. Çıkış. Devam. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Sözümü geri alıyorum. Odan güzelmiş. Beğendim. Ben bir adım attım. Sen atmayacak mısın? Siz benden tam olarak ne istiyorsunuz? Bu düşman enerjisi bitsin istiyorum. Gerek yok. Sen böyle biri değilsin ki Beliz. Çok belli. Bak sen üzülürsün sonra. Ben sizin planınızı anladım. Siz beni böyle böyle delirtip hastanenin tamamını ele geçireceksiniz. Aşk olsun. Kalbimi kırdın. Ben bunu yapacak olsam böyle mi yaparım? Ay çok amatör. Güzel kız. Tatlı kız. Ben sana bunu nasıl anlatayım? Bak her şey geçer. Hiçbir şey kalıcı değil. Sen bununla bir an önce barış ki sorun yaşamayalım. Alış yani buna. Hayatta da çok işine yarar bu senin. Bak. Ne güzel tavsiye sana. Ay sıkıldım. Aşağıda olaylı bir vaka varmış.
Ben gideyim kontrol edeyim hastanemi. Doruk, sence bizi sevgi mi kurtaracak? Ne? Beşeriyet. Humanite. Sevgi. Hadi hocam sevgi diyor. Sence bizi sevgi mi kurtaracak? Niye bana bunu soruyorsun? Abi, bütün arkadaşlarıma soruyorum. Biz arkadaş mıyız? Geçen... Tamam. Çok üzgün bir anıma denk geldim. Özür dilerim. Ben öyle söylemek istemedim. Arkadaşız değil mi? Hadi koçum hadi. Öyle kafana esince kır dök. Sonra özür dilerim. Yok öyle ya. Dünyayı ne kurtaracak bilmiyorum. Ama senle beni sevgi falan kurtarmayacak. Orası net. Öyle deme. Arkadaşlar. Adil Hoca ile konuştum. Hastalar düşman ve birbirlerinin açığını kolluyorlar. O yüzden kimse herhangi birisinin bilgisini karşı tarafa taşımayacak. Sadece ben ve Ferman konuşacağız hasta yakınlarıyla. Anlaşıldı mı? Ali bak özellikle sana söylüyorum. Bugün hiç kimseyle konuşmayacaksın ve o çeneni tutacaksın. Hayat memat meselesi. Anlaşıldı mı? Anladım hocam, tamam. Doktor bey. Allah aşkına söyleyin. Benim oğlan durumu nasıl? Tomografiye girdi. Oradan da ameliyata alacak. Geberir inşallah seni oğlan. Ulan oğluma bir şey olsun. Yakarım lan sizi. Yakarım lan. Lan ben yakarım burayı. Sakin lütfen. Doktor bey babamın durumu nasıl? Timur bey'i ameliyata aldılar ama hiç endişe etmeyin. Kalıcı bir hasar kalmayacak. Doktor bey bırak Allah aşkına ya. Siz benim oğlanı kurtarın. İhya edin hepiniz. Nasıl ben ihya ederim? De sensin benim canımı beyler. Sıkmayın. Tamam, seninle... tamam. Sakin. İkisini de iyileştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Ama bakın memur beyler işlerini yapamıyorlar. Hepinizi ifadeye alacaklar. Lütfen, lütfen sakin olun ve yerlerinize geçin. Tamam. Ben ara ara gelip size bilgi vereceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kimse de silah kalmadı değil mi? Yok, kalmadı ama... Bu adamların işi bu Adil Bey. Ne yaparlar, ne ederler, silah sokarlar. Yani biz nöbetçi tuttuk. Siz de çok dikkatli olun. Merak etmeyin. Ameliyattan çıkınca ikisini ayrı katlara aldıracağım. Aynen, katılıyorum. Böyle olmayacak. Celal Efendi... Uzun zamandır görüşmüyoruz değil mi? Hadi gel biraz görüşelim. Gel. Buyurun Mustafa Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Ben profesyonelim Adil Bey. Aramızda ne olursa olsun siz işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Gördüm. Onun için benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim size var ama. Mustafa Hanım, kızınız nerede? Size ne, pardon? Ezo'ya yardım edebilirim. Kızınızın hastalığını... Benim kızım hasta değil. Evet ama yardıma ihtiyacı var. Nedir? Merhametinize ihtiyacım var Adil Bey falan mı dedim ben size? Ali'ye dokunma dediniz, çektim elimi. Daha ne yapayım? Bence şansınızı daha fazla zorlamayın. Bu nedir ya, yeter. Herkes kendi işine baksın. Arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz? Anestezi alacak zaten. İsterse yaralı olsun. Adam tehlikeli doktor bey. Sizin güveniniz için. O kadar mı? İyi de siz böyle giremezsiniz içeri. Steril değilsiniz. Biz takalım. Ali.
Sağ ol kızım. İstemez misin Selim teyze? İstemez. Ne yapıyorsun kız? İstemez lütfen. Bana da mı düşmansın Sevim teyze? Elinde büyüdüm ben senin. Niye böyle yapıyorsun? Nihan gel buraya. Abin görecek, elinde kalacaksın. Bari siz yapmayın anne. Arkadaş değil miydiniz siz? Kocalarınız kavga etti. Siz değil ki. Senin baban benim oğlumu vurdu. Şimdi benim yavrum yatıyor içeride. Ben de bunu diyorum işte Sevim teyze. Cihangir'e bir şey olsa pişman olmayacak mısın? Sana ne Cihangir'den? Bırak ne hali varsa görsün. Sana ne oluyor? Nasıl konuşuyorsun sen be? Ha? Ne demek nasıl konuşuyorsun? Hanımlar lütfen. Nasıl konuşacağım senden de öğreneceğim. Hanımlar hiçbir lütfen şey sakin olun. Lütfen sakin olun. Lütfen. Ben hastanenin sahibiyim. İsmim Beliz. Bakın çok zor bir gün geçiriyoruz hep birlikte. Lütfen sakin olun. İyi misiniz? Bu soruyu ona sorun. Şu haline bakın. Bakışlarına bakın. Benim oğlumu vurmuşsunuz. Hem de böyle konuşabiliyorsun yüzsüz yüzsüz. Ya baksana haline. Ay, ne oluyor burada? Terbiyeni takın. Bu nedir? Burası medeni bir yer. Başka hastalar da var değil mi? Niye huzuru bozuyorsunuz? Güvenlik. Hanımları derhal çıkarır mısınız buradan? Dur Recai. Çıkar Recai. Çıkarmayacaksın Recai. O kadar da değil Vusat Hanım. Hastaneyi nasıl yöneteceğimi size sormayacağım. Onlar hasta yakınları ve burada durmaya hakları var. Anlaşıldı mı? Beliz. Yeter. Yeter. Yetsin artık. Bitsin. Ben bittim. Tükendim. Ben Sevim teyzeye kefilim. Beni sever o. Biliyorum. Adımı sen koydun Sevim teyze. Hah? Anneme de kefilim. Bizden yana hiçbir sıkıntı çıkmayacak değil mi anne? Biz tamamız. Güç gösterisi, öyle mi? Tamam Beliz, öyle olsun. Ama bunu hatırlatacağım sana. Siz korkuyor musunuz? Korku mu? Şey, elleriniz titriyordu o yüzden dedim. Uyuşmuştur. Korkulacak bir şey kalmadı zaten doktor. İntikamını aldı babamın. Geberttim o Turan. Turan kim? Babamın katili. Ama siz... Siz Turan Bey'i vurmadınız ki. Siz Cihangir Bey'i vurdunuz. Turan'ı vurdum ben. Geldiğinde disorient miydi böyle? Bu model böyle hocam. Yani çatışmayı çekmişler, internete koymuşlar. Çatışmayı izledik. Ateş ediyorlar, hiç hareket bile etmiyor. Saklanmıyor, öylece duruyor. Peki aileden gelen bir hastalığı var mıymış ya da ilaç kullanıyor mu? Hepimizin cebinden çıkartılmış. O ne demekse? Kan basıncı düşüyor hocam. Hemen başlamamız lazım. Dördüncü litreyi taktık. Tamam. Anestezi alalım. Timur Bey, ondan geriye doğru sayın lütfen. Ha. Bak. Sekiz. Yedi. Altı. Durum kötü. Kurşun tam karaciğeri isabet etmiş. Ne yapacağız hocam? Kurtarabileceğimizi kurtaracağız. Elimizde başka karaciğer yok. Yani ailesinde de pek öyle donörlük kumaş yok gibi.
Organ merkezlerine haber verin. Elimizde yedek olabiliyorsa olsun. Fırla. Hocam, hepatik arter de yırtılmış. Onu ne yapacağız? Ona teflon yapacağız ama önce kurşunu çıkarmamız gerekiyor. Kurşunu bulacağız. Vurdu hocam. Çıkarttım kurşunu. Güzel. Doruk, sen ne alemdesin? Damar? Ben de çıkarttım hocam. İyi, hadi bakalım. Hasarlı damarı çıkartın. Nasıl graft takıyorsunuz görelim. Hocam, bizi Sevgi mi kurtaracak? Ne? Adil hocamın fikri bu. Adil hocam öyle söylüyor. Bizi Sevgi kurtaracak diyor. Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Ali, ben Adil hocam kadar romantik biri değilim. Kimisinde nefret yaşatıyor. Bak hastamıza. Ne oluyor? Tansiyon bir dalgalandı hocam. Beta bloker verin hemen. Ama bizi nefret yaşatacaksa bu dünya çok kötü bir dünya olmaz mı? Yo, gayet gerçekçi olur. Sen Adil hocanı dinle. İnsanları sev. Ama insanlar seni sevdiğin gibi sevmeyebilirler. Altına imza atarım hocam. Hayır, ben aynı fikirde değilim. Bak bir kere... Tansiyon 200'e 100. Anesteziyi derinleştir, çabuk. Hocam düşmüyor, 250. Gliseritrin nitrat. Çabuk, çabuk, çabuk. Verildi hocam. Hocam yine olmuyor, 300. Hocam bu beyin kanaması geçirecek. Tansiyon düşürücü, çabuk. Ne kadar? Hepsini! Hocam, hocam çok geç, burnu kanıyor. Çekil, çekil. Pupiller eşit değil. Işığı algılamıyor. Beyin kanaması geçirdi bile. Batkap, batkap! Çabuk. Hocam 350, kalbi patlayacak. Kurşun segment 7'nin altında gibi. Aynen öyle. Kurşunu çıkartıyorum. Demir aç biraz şurayı. Ne demek felç oldu babam? Bakın, gerçekten çok üzgünüz. Ameliyatta tansiyon krizine girdi ve beyin kanaması geçirdi. Basit bir ameliyat demiştiniz. Beyin kanaması nereden çıktı şimdi? Celal Bey, biz elimizden geleni yaptık fakat bunun hesabı sorulur doktor. Emin olun, bunun hesabı sorulur. Turan Bey kim? Ne Turan'ı be? Babanız onu vurduğunu düşünüyor. Turan Bey kim? Bırak, kimse kim? Turan Bey babanıza bir kötülük yapmış olabilir mi? Kes! Dedemizi öldürmüş. Restoranda vurmuş. Babam daha 10 yaşındayken. Ne yapıyorsun? Abi ne olacak? Doktor bunlar. Bakın, siz aranızda konuşun. Biz sonra gelelim tekrar, tamam? Hayır, tamam değil. Eğer bir adım daha atarsanız hepinizi pişman ederim. Celal kardeşim, biz ne sizi tanırız, ne diğer tarafı tanırız. Elimizden geleni yaptık, olmadı. Kimsenin suçu yok. Senin sesin bir doktora göre çok çıkıyor ha. Memur Bey, sakin. Derbe, Memur Bey. Bey. Öldürecek misiniz lan adamı? Tanıyor musunuz lan siz beni? Kim oldun biliyor musunuz? Efendim sakin. Ne oluyor? Ne hemen? Ne oluyor kardeşim? Ne demek de varıyorsunuz? Öldürecek misiniz lan? Tanıyor musunuz lan hepinizi ha? Celal. Derbe. Hepinizi pişman edin. İstemem doktor. Beyefendi, acıyacak canınız. Acımaz. İnşaat, emlak, arazi. Beni çatırtmayın! Beni çatırtmayın! Alzheimer! Lafet! Babanızın Alzheimer var. Anne. Oğlum. Cihangir Bey, beni duyuyor musunuz? Güzel. Ameliyatınız gayet iyi geçti. Karaciğerinizde ciddi bir problem vardı ama onardık, merak etmeyin. Baba,
Buradayız oğlum. Annen de burada bak. Kuzum. Aslanım benim. Aslan oğlum. Ne anladın? Beni al lan. Nihat. Hocam tansiyon 80-60. Çekilin, çekilin, çekilin. Ne oluyor? Doktor. Doktor. Bir şey söyleyin. Cihangir. Cihangir Bey. Cihangir Bey, ağrınız var mı acaba? Göğsüm. Göğsüm. Nefes alamıyorum. 60'a 40. Demir 5 miligram epinefrin. Çabuk yükle. Çabuk, 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 çabuk. Cihangir. Oğlum. Oğlum. Dayan. Al bunu. Evet dedi. Hocam tansiyonu gitti. Böyle olmayacak. Ambuya devam. Karaciğer yetmezliği devam ediyor. Çabuk ameliyata geçiyoruz. Bypass'ı alacağız. Doktor ne oluyor? Devam, devam, devam. Hızlı. Çek, 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 çek. Oğlum. Cihangir. Hızlı, 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 hızlı. Koş. Açma orayı. Koş, 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 koş. Bir şey mi istedin abi? Eski dostumuz vurulmuş. Ayıp değil mi? Söylememe de çiçek göndersin. Bol bol göndersin. Hemen abi. Daha doğrusu Parkinson kaynaklı Alzheimer. Bana yalan söylediniz. Celal Bey. Bakın, Alzheimer ve Parkinson ilaçları kullanıyor değil mi? Kessin. Anne göstersene ilaçları. Nihan. Abi anladı işte doktor. Daha ne saklıyoruz? Nihan çık git buradan. Elimden bir kaza çıkacak. Çık. Bakın. Bizden çok hayati bir bilgi sakladınız. Biz böyle bir sorumluluk alamayız. Bal gibi alacaksınız. Alzheimer değil benim babam. Ama öyle anlamıyor musunuz? Bu çok iyi bir haber. Babanızın barışı bozmak gibi bir niyeti yokmuş. Alzheimer yüzünden kafası karışmış. Babasının katilini vurduğunu sanmış. Bu kadar. Bunu Cihangir Bey'in ailesine gidip söylemelisiniz. Barış bozulmasın. O zaman savaş çıkmaz. Kimse ölmez. Lan bana bak. Erkeğiz oğlum biz, erkeğiz. Ben babama Burak dedirtmem. Kafası gitti dedirtmem. Kimse bilmeyecek bunu. Öldürürüm lan hepinizi. Öldürürüm hepinizi. Yeter artık. Biz babanı kurtarmaya çalışıyoruz. Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Ali senle karışma bir şeye. Ama yanlışlıkla vurmuş. Ali. Kimseye bir şey demek yok. Aile meselesi bu. Kimseye. Pardon, ne yapıyorsunuz siz? Ben babamın kağıtlarına baktım da karıştırdım biraz galiba, pardon. Babanız bu katta değil ki sizin. Doğru. Bir saniye durur musunuz lütfen? Bir saniye durur musunuz? Tamam tamam, gerek yok. Gerek yok, ben gidiyorum zaten. Hanımefendi bana anlatmayın, polise anlatırsınız. Bir saniye. Hayır, hayır, bir saniye dinlerseniz. Alo. Adil hocam, burada biri var. Hasta yakınlarından biri gelirse bana haber verin demiştiniz. Ben söyledim. Bir saniye hocam. Ne söyledin? Ferman hocam istedi. Ben de şey dedim. Ne dedin? Düşmanları mı getirsin dedin? Ali sen bana yalan mı söylemeye çalışıyorsun? Ya ne kadar zor bir şey şu yalan söylemek. Hiç zevkli değil. Adil hocam bir yanlış anlaşılım olmuş. Kusura bakmayın. Pardon hocam, pardon. Ne oluyor burada?
Nihan Hanım'la Cihangir Bey sevgili, aşık. Ama aileler düşman. Romeo ile Juliet gibi. Ay gerçekten mi? Ay kıyamam ya, tamam. Ağlamayın, bir şey olmasın sevenlere. Ben hemen bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Cihangir Bey'i tekrar ameliyat almışlar. Niye? Ne oldu? Bir şey mi olmuş? Merak etme. Ferman Hocam gereken neyse en iyisini yapar. Çok iyidir. Tamam, tamam. Korkmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Ağlamayın lütfen. Lütfen ağlamayın. Bak, bence sizin sevginiz ailelerinizi kurtaracak. Sevgi hepimizi kurtaracak. Öyle olmalı. Ne oluyor burada? Babam evrakları için, babamın kağıtları için. Bu bir şey saçmalamıyor değil mi yine? Babam için üzülüyorum ben sadece. Kızım niye üzülüyorsun bu kadar babama? Babam iyi. Esas duyduğuma göre o Cihangir geceyi atlatamayacakmış. Babam iyi şiş demiş ciğerinden değil mi? Hadi yürü, sen de ağlayacaksan bizim yanımızda ağla. Sen de sakın ağzını açma. Nazlı yorulduysan ben geçeyim. İyiyim, tamam. Biraz bekle. Adrenalin vuruyorum. Evet, bırak masajı, bırak. Olmadı hocam. Ne oldu? Grefg mi tutmadın? Zaten düşük bir ihtimalle karaciğer ölüyor, kurtaramayacağız. Demir, karaciğer diyaliz makinesine bağlayacağız. Çabuk kasık yolar, çabuk, çabuk, çabuk. Gözler sarı. Su kaybı çok fazla. Karaciğer yetmezliğinin son aşamasında. Yani en fazla birkaç saatimiz var. Vakit yok. Acil nakil lazım. Hastanelerden haber çıktı mı? Aileyle konuşacağız. Başka çaremiz yok. Uyum var mı diye bakacağız. Bu çocuğun başka şansı yok. Devam, 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 devam. Aç kasık yolunu. Tedavi olacağım. Ben teşekkür etmek istedim sana. Çünkü senin sayende. Çünkü sen bana ben farklıyım dedin. Ve ben sana inandım. Ne izliyorsun sen orada? Kara Şimşek demedin. Lakap takmadığına göre küs müyüz hala? Ne fark eder? Kendi ağzına söylemedin mi? Artık arkadaş değiliz demedin mi bana? Dedin. Tamam, konuyu kapat artık. Gel, bitti gitti. Zaten canımızın derdindeyiz burada. Ferman'a karşı kolladım. Panju'ya karşı kolladım. Uslu durdum ben ya. Ben uslu durdum. Ama o ne yaptı? İlk fırsatta tekmeyi koydu. Arkadaşım değilsin. Bu kadar kolay mı lan? Sonra ben kötü oluyorum. Zaten motorum da cortlamış.
Korktunuz mu? Korkmayın. Ben kırdım. Kapının dibinde bir problem vardı da onu tamir edeyim derken elimde kaldı. Ben teşekkür etmek istedim. Bu yeni akü için. Vicdanlı gece evde kendi başına yaparsın Doruk. Kimseye ait değilim ben. Siz bana bir öneride bulundunuz, ben de kabul ettim, bu kadar. Satılık değilim ben. Ay amma abarttın, altı üstü bir akü. Bakın. Yeter. Tamam. Hoşuma gidiyor cesaretin, ondan sabrediyorum ama sınırını aşma. Ne öğrendin, ne yapıyor Ali? Sürekli bir video izleyip duruyor. Bana göstermedi, o yüzden ne olduğunu anlamadım. Bu kadar mı? Bu kadar. Tamam, çıkabilirsin. Bu arada tekrar teşekkür etmek istedim yeni akü için. Bundan sonra benden habersiz bana bir şey alırsanız o zaman da şu tabloyu tamir edeceğim. Deli deli. Alo? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ezo'nun telefonunu niye almıyorsunuz elinden? Sağa sola mesaj atıp duruyor o. Herhalde. Bir zahmet, bir zahmet yani. Acil karaciğer nakline ihtiyacımız var ve hepimize uyum testi yapacağız. Başka akrabanız var mı acaba? Hemen haber ederim. Ya karaciğeri bulamazsak doktor bey? Onu düşünmeyelim şimdi. Geçmiş olsun diyelim şimdilik. Huyum testi çıkınca biz sizi bilgilendireceğiz. Demir başlayalım lütfen. Doktor bey. Bir ihtiyaç olursa mutlaka haberimiz olsun. Al sana ciğer. Ama dikkat et. Bu kaz ciğeri ha. Senin oğlana büyük gelmesin. Ne o doktor, neye şaşırdın? Bizim her yerde kulağımız vardır. Demir. Hocam. Polisler nerede? Nöbet değişimindeler herhalde, bilmiyorum. Beyler bakın sakin olun, tamam mı? Burası bir hastane, lütfen. Sen karışma doktor. Ben onun dilinden anlıyorum. Mehmet. Getirsene şu sipariş ettiğim çiçeği. Barnas Bey, ne çiçeğinden bahsediyorsunuz? Çocuğunuzun durumu belli. Lütfen sakin olun. Biz aslında babanı ziyaret edecektik ama seninle idare edeceğiz artık. Emin olma aslanım. Nazlı gel. Bana bakın. Eğer burada bir olay çıkarsa yemin ediyorum ikinizin de hastasına bakmam. Anlatabiliyor muyum? İkinizin de hastasıyla ilgilenmem. Duyuyor musunuz beni? Doktor, o yalan bir kere çalışır. Sen karışma. Abi. Nihan uzak dur. Abi sakin olur musun? Sevim teyze bir şey söyle. Barlas. Yapma ne olur. Gir içeri Sevim. Bu iş şimdi bitecek. Nazlı, ne yapıyorsun? Buraya gel. Kendinizi düşünmüyorsanız oğlunuzu düşünün. Nazlı, ne yapıyorsun? Hocam bir dakika. Nakir şansı olan 2-3 kişiden biri sizsiniz. Size bir şey olursa o ne olacak? Sökersiniz cesedimden ciğeri.
Öyle takarsın zoluma. Çekil! Biz doktoruz. Görün artık. Sizin oğlunuzun hayatını biz kurtardık. Sıkarım bak kızım. Çekil! Barlas Bey, lütfen sakin olur musunuz? Çekilmiyorum. Sık lan şimdi adam sen, sık! Kızım çekil! Silah sesi sandınız değil mi? Tümur Bey de aynısını sandı. Bir ses, bir gürültü onu geçmişe götürdü. Babasının katilini vurduğu sandı ama asıl vurduğu kişi Cihangir Bey'di. Bir yanlışlık oldu yani. Sevin birbirinizi. Bitsin bu düşmanlık. Nihan Hanım'la Cihangir Bey birbirine aşık. Bu ne güzel bir şey değil mi? Sevgi ne güzel bir şey. Bitsin bu düşmanlık. Sevin birbirinizi. Nazlı'ya da dokunmayın. Alın silahları. Demek Timur kafayı yemiş ha. Alın silahları. Kafa gitmiş. Buna mı iş? Buna ne oldu? Burak'ın oğlu. Çocuk ailesine. Ne yaptın oğlum sen? Yürü. Bir dakika abicim, bir saniye, bir dakika. Ya bir dakika kardeşim, bir saniye ya. Raporları hazırlayalım, doğru nezarete. Hadi. Yanlış adamı tutukluyorsunuz kardeşim. Benim silahım yoktu ki, çocuklar getirmiş. Savcıya anlatırsın Barlas, al içeri. Şu garibanı tutamayadınız bari ya. Adam bunamış vurmuş oğlumu, bilerek yapmamış ki. Ben seni kurtaracağım Celal, korkma sen. Geç içeri, bin. Yürü Celal, yürü. Bin hadi bin. Geç. Kaldı mı kimse? Kimse kalmadı komiserim. Hadi gidelim. Ali. Ali ne yaptın? Niye söyledin? Çünkü doğru. Evet ama şimdi daha da karışacak ortalık. Ya bu onların meselesi. Sen gidiyorsun. Senin için yaptım. Hatta hocam bizi Sevgi kurtarır dedi. Doğru işte. Doğru olsun. Doğruya söyledim. Olmaz dedi. Tanju Hoca'ya söyledim, o da olmaz dedi. Sen olur de. Biliyorum, benim için yaptın. Ama yine de gidip sen adam dinle. Bu hastaneye geldiğimde benim yanıma ilk sen geldin. Arkadaş oldun benimle. Sonra beni... Yani bir zamanlar... beni sevdin. İşte o zaman kurtuldum ben Nazlı. Bilemedim. Beceremedim belki. Her şeyi mahvettim ama...
Hayatımda ilk defa senin gibi bir kız beni sevdi. İlk defa. Ne olur, ne olur söyle. Sevgi bizi kurtarır. Ya yine olaylar olmuş, ödüm koptu. Sen yoktun değil mi orada? Yok. Neyin var senin? Ali'ye bir şey vermem lazım. Ne? Bir arkadaş. Ezo'yu mu diyorsun? Nazlı'yı kaybetti gibi görünüyor. Bir arkadaşı olması lazım. Ama nasıl olacak hayatım? Sen demedin mi Ezo'nun annesi Ezo'yu bir yere kapatmış diye? Kurtarmaya çalışacağım. Ama sen Ezo'yu sevmiyordun. Ali'ye iyi gelmez diyordun. Selvi. Sevgi bizi kurtarır dedim Ali'ye. Bunu ispatlamam lazım. Buna inanması lazım. İyiliğin kazanması lazım. Başka türlü hayatta kalmaz Ali gibiler. Ben bir yol bulmam. Adil. Dur. Bu nereden çıktı şimdi? Adil'cim, beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok şanslı bir kadınım. Niye bacaklarımı hissetmiyorum? Timur Bey, çok üzgünüm. Ameliyat sırasında bir komplikasyon gelişti. Aldığınızı söylemediğiniz Alzheimer ilaçlarıyla anestezi reaksiyona girdi ve beyin kanaması geçirdiniz. Yani? Yani felç oldunuz. Bu sabah da bir episod geçirmişsiniz galiba. Öğrendi mi kimse? Elimizde olmayan sebeplerle maalesef öğrendi. Öldürün beni o zaman. Timur Bey, lütfen. Zaten öldürdünüz. Ne yapayım ben bundan sonra? Nasıl yaşayayım yani? Baba deme öyle. Bakın, her iki konuda da gayet iyi programlarımız var. Siz aile olarak bir konuşun aranızda. Biz tekrar geliriz. Gel. Ay aşkım, ben sana kıyamam. Sen ateşlerde mi kaldın? Vallahi sevgilin tahtalı köye gidiyordu ya. Ay kıyamam ben sana. İşte neyse ki Ali gelmiş, kahramanlık yapmış, olayı çözmüş, Nazlı'yı kurtarmış. Bir dakika, bir dakika. Bu ne demek şimdi ya? Açı! Açı! Bir dur, bir dakika. Dur. Ben neyin lafı neydim şimdi? Hayır, sadece merak ediyorum. Yani ben eğer arada kalmış olsaydım, sen Ali'nin Nazlı'yı kurtardığı gibi beni kurtarır mıydın? Ama bütün sırları açıklamak pahasına. Aşkım, deli misin sen ya? Ya bırak mafya sırlarını, ben bütün ülke sırlarını açıklardım ya. Ya böyle herkesi açıklar, ifşa ederdim, rezil ederdim herkesi ya. Bu hastaneyi bile. Ne oldu bebeğim? Sen deli misin ya? Canım benim ya. Bir şey söyleyeceğim ya.
biz böyle hiç kavga falan etmiyoruz. Böyle dümdüz sıkıcı mı oldu sanki? Herkes kavga ediyor, biz böyle. Sen az önce sana sarılırken sıkıcı mı dedin bana? Seni asla affetmeyeceğim. İşte bu. Güzel. Ya vücut alıştı artık kızım. Şaka yapıyorsun değil mi? Şişt, açı. Olsun babam. Olsun, hayattasın ya. O Ayvalık'taki yazlık vardı ya, hani hep almak istediğin. Onu alırız sonunda. Otururuz kumsalımıza, gireriz denizimize. Keyfimize bakarız. Tüm kötülüklerden, tüm pisliklerden kurtuluruz. Fena mı olur? Güzel kızım benim. Alırız. Yeter ki sen iste. Hiçbir şey alamayız Timur. Senin dünyadan haberin yok. Senin bu kızın var ya Timur. Senin bu kızın, bu boyu devrilesice Cihangir'in aşığıymış meğer. Anne. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ha? Nasıl yaparsın, bu nasıl bir cesarettir? Kanlın o, kanlın. O adamlar amcanı öldürdü. Doğru mu bu? Biz yolda karşılaştık baba. Çok zaman önce. Böyle gelmiş, böyle gitmesin dedik. Ben Cihangir'i seviyorum baba. Cihangir de beni seviyor. Biz kötü bir şey yapmadık. Baba yüzüme bak, bir şey dedi. Baba. Ceren'e yazık. Ben şanslıyım. Alzheimer'ım. Nasıl olsa unuturum, hepsi gider. Ama zavallı oğlum unutmayacak. Hep bu utançla yaşayacak. Baba. Defol! Çık git! Senin baban yok. Benim de senin gibi evladım yok. Defol! Yüzünü görmek istemiyorum. Defol! Sevgilim. Cihangir, eğer sesini duyuyorsan bana bir işaret verir misin? Babamlar her şeyi öğrendi. Benim artık senden başka ailem kalmadı Cihangir. Cihangir, dayanman lazım benim için. Biz nelere dayandık bunca sene? Doya doya yaşayamadık. Bir insan içine çıkamadık Cihangir. Birbirimize çok aşıklık ama iki düşman gibi yaşadık. Şimdi sen gidersen benim tutunacak hiçbir şeyim kalmayacak Cihangir. Aradan zaman geçsin, evlendirirler beni bir başkasıyla, biliyorum. Ne olur bir işaret ver, yoksa ben geleceğim ya. Sevgilim, hayatta kavuşamadık. Biz de ölümde kavuşuruz.
Aşkım. Cihan'cığım. Aşkım tamam. Tamam gitmiyorum. Tamam. Tamam gitmiyorum. Ne çıkarsa çıksın, ne olursa olsun dayanacağım, söz. Ne güzel konuşuyordun hastanede. Niye susuyorsun Celal? Acıktın mı la? Bir toz söyleyeyim mi? Ne de olsa gelinimizin abisisin. Kız aldık sizden. Akraba sayılırız ha? Ulan buradan çıkınca göstereceğim size. Burada konuşması kolay. Mehmet, bak ne diyor. Bundan sonra masayı topladığımız zaman halı sahada toplayalım. Timur'u da koyarız sahaya, ha? Duyduğuma göre bacakları da kafası kadar güçlüymüş bu aralar. Nasıl fikir ama? Şahanesin abi. Gülgül, hepsini ödeteceğim oğlum bunların size. Hepsini ödeteceğim, göreceksiniz. Yavaş ol lan. Bu nağın oğlu. Bunların hepsi o doktor yüzünden. Ha, acayip bir doktordu ha. Adama para vermedim, geldi öttü. Niye öttü, bilen var mı gençler? Sonuçlar çıktı mı? Uyumlu mu? Bekliyorum hocam. Babanınki sonradan alındı ya. Birlikte çıkacak. Bembeyaz olmuşsun. Korktun. Değil mi? Yani doktora bile silah çekecek adamlar var bu dünyada. Maalesef. Acı ama gerçek. Bir daha olmayacak, önlemleri arttırdım. Rahatla. Hadi. O değil hocam. Ali. Sizinle böyle şeyleri konuşmuyoruz biliyorum ama. Ali sürekli sorup duruyor onu unutup unutmadığımı. Çok zorlanıyorum. Cevabın ne peki? Özlüyorum onu. Çok özlüyorum. Ama çok zordu hocam. Yani Ali ile bir ilişki içinde olmak. Yine aynı şeyleri yaşarsak. Of. Çok korkuyorum. Yapabilecek miyim? Galiba yapamayacağım. Beliz lütfen bir daha kafeden hastaneye adam falan taşımayın. Burası Teksas'a döndü. Espri yapıyorsun herhalde. Bu arada Ferman'la konuştum. Bence yanlış yorumluyorsun. Ferman ve Nazlı mı? Biri duyacak, ne yapıyorsun? Ya benim bir şey yorumladım falan yok. Tamam, fark etmez, konuşma, saçma sapan bir şey. Evet, ne içeceksin? Üzülme. Çok ciddiyim. Zamana bırak. Zaman içerisinde bir şeyin olacağı varsa oluyor zaten. Yıpratma kendini. Ayrıca bence Ali ile barışacaksınız. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ol. Beliz biz buradan gidelim bence. Neden gidelim ya? Bir şeyler içeceğiz. Tamam ben sıcak çikolata içeceğim. Yani sen o dediğin şeye inanıyorsan bence biz buradan gidelim. Yanlış yorumluyorum diyelim. Yani. Benim güzel oğlum,
Benim yakışıklı oğlum. Babana hiç belli etmedin ama bu işler sana göre değil, biliyorum. Hiç sevmedin. Hani küçükken civcivin ölmüştü de attırtmamıştım babana. Hepimizi dizip cenaze töreni düzenletmiştin. Biliyor musun? Çok iyi yapmışsınız Nihan'la. Nihan da benim bir evladım sayılır. Bitsin artık bu düşmanlık. Yetti artık. Ah benim yakışıklı oğlum. Bir tanem, kuzum. Sen yeter ki yaşa. İyileş. Ben sizin arkanızdayım. Sonuna kadar. Ne olursa olsun. Merhaba. Son durumuna bir bakacaktım ama. Hala vaktimiz var. Endişelenecek bir durum yok, tamam? Merak etmeyin. Sağ olun doktor bey. Hocam bulduk. Uyumlu birini bulduk, hem de 6'da 5. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Çok iyi. Kim? Şşş, Celal. Kebap söyleyeyim mi, kebap yer misin? Söyle söyle. Göstereceğim ben sana o kebabın şişini. Gülün oğlum, gülün. Sessiz olun beyler. Bu ne kavga gürültü böyle? Bize ne kızıyor memur bey? Celal bey ağlayıp duruyor. Kendinize gelin. Ha şöyle. Ben de nerede kaldınız diyordum. Hadi çocuklar. Sade sen Barlas. Arkadaşlar biraz daha bekleyecekler. Niye? Çocuğunla ciğerin uyuşuyormuş. Hastaneye nakle gideceğiz. Savcıdan izin almışlar. İhtiyacın olursa arkadaşlara söylersin. Tamam mı Celal'cim? Hı. Merak etme, merak etme. O kendi işini görür. Ne yaptın? Nasıl becerdin? Kimler araya soktun bilmiyorum ama sizler de serbestsiniz. Bir daha desene o söylediklerini. Ne demek Celal de serbest kaldı? Ben de anlamadım hocam. Bir avukat ordusuyla geziyor adam. Nöbetçi mahkemeye başvurmuşlar ve silahta parmak izi yokmuş. Bilmiyorum, kağıtlar gelince anlayacağım ben de. Ne yapacağız peki? Nakli yapacağız, sonra Timur Bey'i polise sevk edeceğiz. O kadar. Tamam, herkes dikkatli olsun. Ali, özellikle sen, zaten o yüzden buradasın. Sen adamların sırrını söyledin, bilendiler sana. Bence cesur davrandın. Bravo. Yine de bence birkaç gün Ali'yi yalnız bırakmayalım. Tabii ki. Hocam, olaylar durulana kadar Ali sizinle kalsa. Tabii. Sen ne dersin Ali? Olur, teşekkür ederim Abdülhocam. Arkadaşlar, adam gelmek üzeredir. Ameliyathaneyi hazırlasınlar. Ferman ne yapıyoruz? Kim alıyor, kim takıyor? Sen al, ben takayım. Güzel. Hadi bitirelim şu işi. Ameliyathaneye gidiyoruz. Yürüsekler mesaj attı. Bir hastam beni bekliyor. Geleceğim ben. Ali. Siz gidin. Ben geleceğim. Gidin. Ne? Yalnız bırakmasak mı Ali'yi? İstersen bir de tuvalete götürelim. Ameliyathaneye dedi ya hoca. Allah Allah.
Evet, evet okudum kızım hakkındaki değerlendirmenizi. Umut var diyorsunuz yani, öyle mi? Aa, uç olması falan hiç umurumda değil. Bütün tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz, ben onaylıyorum. Aa, kusura bakmayın, benim kapatmam gerekiyor. İyi günler. Hangi rüzgar attı acaba? Buraya size düşmanlık yapmaya gelmedim. Zeytin dalı uzatmaya geldim. Bana şantaj yapan biri için alışılmadık bir teklif bu. O sizle benim aramla, siz de biliyorsunuz. Ali de günahsız, kızınız da. Ay, ay yine aynı konu. Usta Hanım, kızınızın durumunu biliyorum. Ben beyinciyim. İzin verin size yardım edeyim. Teşekkür ederim Adil Bey, ben hallediyorum. Kızınızı o klinikten alın. Böyle sıra dışı tedavi yöntemlerine yönelmeyin. Kızınızı hastanemize getirin. Ay ben gerçekten çok sıkıldım ama. Ben de. Yanlış anlamayın ama bence kesinlikle korkunç birisiniz. Ama sonuçta bir annesiniz. Ve bütün anneler evlatlarını sever. Hadi bana söyleyin Vuslat Hanım. Ezo nerede? Ay inanamıyorum ya, inanamıyorum. Bu beylik laflardan sıkılmadınız mı? Sırrınızı biliyorum dersen peki. Sizi araştırttım Vuslat Hanım. Gerçeği biliyorum. Ve kızınızın hastalığının sizi... Ya... Bu ne cüret? Yardım etmek istedim. Adil Bey, konuyu kapatıyorsunuz. Bir daha da asla açmıyorsunuz. Yoksa o elinizdeki kaydı maydı ben hiç umursamam. O Ali'ye de yapmadığımı bırakmam. Ali mi? Hayır. Adil Bey. Ay saçmalamayın, ne yapıyorsunuz? Adil Bey. Adil Bey. Ya ama hoş değil yani. Adil Bey. Hemşire. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bakar mısınız? Hemşire hanım, ya Adil Bey kalp krizi geçiriyor galiba. Adil mi? Adil. Adil. Ah, Adil ne oldu? Ne oldu? İlacım, ilacım. Ne ilacı? Ne ilacı Adil? Ne oldu? Ya bir anda... Ay beni götür buradan. Ay iyi olacak mı? Bilmiyorum, bakacağım. Yavaş, yavaş. Geleyim mi ben de? Yok Vuslat Hanım, ben hallederim. Adil. Anne. Ha. Dikkat et, dur. Bekle. Allah'ım ya, nereden çıktı bu kalp? Nereden çıktı sen? Ben Ferman Hoca'ya haber vereyim mi? Daha önce de oldu mu böyle bir şey? Ne bu şimdi? Karşında istediğini elde etmiş bir başhekim duruyor. Aşk olsun ya. Dur Selvi dur ya. Ha başka çarem yoktu. Selvi başardım diyorum sana. Neyi başardın? Ezo'nun nerede kaldığını öğrendim. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne ilacı o? Merak etmeyin. İyi gelecek. Tedaviye başlamadan önce biraz rahatlatacak sizi. Hangi tedaviye başlayacağız acaba? Siz orasını düşünmeyin.
Umarım ben bilgi alabilir miyim nasıl bir tedavi olacağıyla alakalı. Gülün sekreter. Gülün sekreteri gördünüz mü? Yok, görmedim Ali Bey. Gülün sekreter, burada mısınız? Olsun ama değil ya. Ay. Hayır, böyle numara mı yapılır? Selvi, ben bu sata yaptım numarayı, sana değil. E niye koşturuyoruz o zaman? Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Şimdi gideceğim, alacağım Ali'yi. Ondan sonra Ezo'nun yanına gideceğiz. Kliniğe varacağız ve Ezo'yu oradan çıkartacağız, kurtaracağız kızı. Hay Allah'ım ya. Sen hep birilerinin hayatını kurtar böyle, tamam mı? Benim işim var, ameliyata gidiyorum o zaman. Hadi sen git ameliyata. Tamam. Ali nerede? Gülün çağırdı hocam. Vaktimiz yok, bekleyecek. Başlayalım. 10 numara. Bak. Biliyorum. Birazdan nakil ameliyatına gireceksin. Sana bunu bir kez söyleyeceğim. Ne Barlas, ne Cihangir. İkisi de o ameliyattan sağ çıkmayacak. Duydun mu? Nasıl? Bak, istersen ilaç ver. İstersen elin kaysın, boğazını bıçak kessin. Orası beni ilgilendirmez, duydun mu? Sen nasıl ki bizi bitirdin? Bozanoğlu sülalesini de bitireceksin. Çelebi. Çok özür dilerim. Doktorla hastalar arasında bir gizlilik konusunda bir ihlal yaptım. Çok özür dilerim ama hata yapmasam daha kötü olacaktı. Siz bugün hapiste olabilir. Lan sus! Bak, bana borcun var. Ya bana borcunu ödersin ya da seni ölmekten beter ederim. Duydun mu beni? O doktor kız mı ne? Önce onu öldürürüm. Uğruna sattın yani bizi. Onu öldürürüm. Hocalarını öldürürüm. Aileni kim varsa öldürürüm. Geriye bir tek seni bırakırım. Geride kaldı acıcık diye. Anladın beni? Yapamam. Yapmayacağım. Lan sen de! Hayır, beni dinleyin. Siz beni dinleyin, tamam mı? Bunu yapmamamın iki tane sebebi var. Birinci sebebim, ben doktorum. Hastamı böyle bu şekilde öldüreceğime kendim ölürüm daha iyi. Ya şu anda ne yapacaksanız evet yapın ya da ikinci sebebimi dinleyin. Teslim oluyorum. Düşündüğüm gibi. İkinci sebebim. Sizin için üzüldüm.
Şiddetle dolu bir hayat yaşamışsınız ama belli ki siz de bunalmışsınız, istemiyorsunuz, bıkmışsınız. Bakın, beni vuramadınız. Sonra belki de hiç sevilmemişsiniz. Ama üzülmeyin. Bir ömür nefretin yapamadığını sevgi yapar. Bizi sevgi kurtaracak. Hepimizi. Adil hocam bilir böyle şeyleri. Yoksa yalan mı söylüyor yani? Lan sen şimdi benim söylediğimi yapmayacak mısın? Eğer beni vurmayacaksanız, yani vurmamaya karar verdiyseniz ameliyathaneye gitmem lazım. Hadi gidebilir miyim? Segmenti alıyorum. Emir yavaş. Hadi bakalım. Demir sen kapat. Bunu fermana ulaştırın. Tamam hocam. Nerede kaldı bu Ali? Herkes. Sen çorba mı yemeye çalışıyorsun? İsterse bir Allah'ın kulu olmasın yanımızda. Biz yine ikimiz hep beraberiz değil mi baba? Gerekirse hepsini yeni baştan yaparız. Ha? Baba oğul. Sana yemin olsun baba. Bu sana bunak diyenlerin hepsini var ya. Defol! Duran! Seni geberteceğim Duran! Baba benim Celal oğlun. Yalancı! Baba ben Duran değilim. Benim yemin ederim oğlun Celal. İmdat! Baba. Kimse yok bu arada! Baba! İmdat! Hayır benim Celal baba. Defol diyorum sen! Duran'la beni! Bırakın beni! Benim oğlum yok. Defol. Defol. Bırakın beni. Bırakın beni diyorum. Defol. Bırakın beni. Defol. Benim oğlum yok. Ağlama lan Burak. Burak'ın oğlu. Kardeşin de yerlimiz oldu. Oo, aldık sizden kızı.
Tanju hocam kaç numarada? Bilmiyorum Ali Bey. Çocuk. Buldum çocuk. Ne buldunuz hocam? Çok önemli bir şey. Çocuk! Silah sesi. Düşük kalibre. Çabuk güvenliğe haber verin. Çabuk, çabuk. Hastayı bırakamıyorum şu an. Çabuk. Ali nerede? Ali. Hocam. Adil Hoca. Adil Hoca. Sen diye.
Çabuk sedye! Ali bana bak, bana bak, sakin ol. Sedye çabuk! Sedye çabuk sedye! Adil Hoca, Ali kendine gel. Hadi çabuk. Ali kendine gel. Kendine gel. Bana bak, bana bak! Adil Hoca'yı kurtarmak istiyor musun? İstiyor musun? Ha? Ali! Güzel. Hadi oğlum koş. Geldim hocam. Geldim. Dört ünite kal çabuk. Hocam bir şey oldu. Bir şey oldu, ne yapacağız? Çabuk ameliyata devir hanım. Bakıp geleceğim, tamam? Tamam hocam. Ameliyat sizde. Ne oluyor? Adil Hoca'yı vurmuşlar. Ali Bey ve Tanju Bey ameliyata almış. 4 numara. Acele çabuk. 10 numara bisteri. Kesimsel laparotomi yapacağım. Başlıyoruz. Şimdi değil, şimdi değil. Acele şimdi değil. Ameliyattayız. Önce kurtaralım sonra. Hocam. Hocam tansiyon düşüyor. Kaçıncı torbadayız? 3. Çok fazla kanaması var. Çok fazla kanaması var. Bütün kanı yutuyor. Ferman koş. Hastayı açık bıraktım. Tamam. Ben gidiyorum. Tanju hocam. Selvi. Tanju hocam ne oldu? Evli değil. Böyle bir şey olamaz. Ona geleyim. Bak dışarıda bakıyorlar Selvi. Böyle görmemen lazım. Böyle bir şey olamaz. Benim için tamam, girmem tamam, gerek. Benim tamam, için tamam, girmem. Tamam, tamam. 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 Anneciğim. Gülüm gel. Ameliyata gidiyorum. Ne abi abla? Tamam. Allah aşkına. Tamam, tamam, lütfen. Benim görmem lazım. Lütfen. Böyle bir şey nasıl olur? Böyle bir şey nasıl olabilir? Canım benim. Anneciğim. Ver tampon, tampon çabuk. Dalak yaralanmış. İnce bağırsak ve mide de. Kurşun omurgadan sekip karaciğeri de yırtmış. Dalağı alıyoruz. Krem gönder, gönder.
Hocam tansiyon 60'a 40. Evet Aliye. Alıyorum. Çek. Dala aldım. Getir. Aldım. Düzeldi mi tansiyon? Hocam biraz. Ali, bağırsaklar çok kötü durumda. Bunu neresine alacağız? Hepsini. Hepsini. Kolostomi olacak ama yaşayacak. Ali. Alıyoruz tamam, bağırsa alıyoruz, devam. Doğru mu? Doğru. Adil hocam. Adil hocam. Çıktı bağırsaklar. Kaçıncı torbadayız? Hocam, tansiyon hala etmişlerdi. Çok fazla kanama var. Çok fazla. Ali. Mideyi alalım. Ali. Ali ne kalacak geriye? Hayatı kalacak. Yaşayacak Adil hocam, tamam. Yaşayacak. Mideyi alıyoruz, devam. Alıyoruz mideyi. Devam, devam. Hocam biz kaçtık. Hadi. İkisi de yaşayacak. Durumları stabil. Geçmiş olsun. Ay çok şükür. Çok şükür. Ali artık dur. Hayır. Ali sindirim sisteminin hepsini aldık. Karaciğeri aldık, dalağı aldık. Ama bakın, bakın kanama durdu. Kanaması durdu. Tansiyonu da düzeldi 90-60. Hocam doğru. Kan kusuyor. Tampon çabuk aç el yap. Her yerden geliyor şu an. Çabuk bas bas bas. Kaç torba oldu? 15. Vücudunda kendi kanı kalmadı. Hepsi yabancı kan. Hayır. Çok iyi hocam. Hayır.
Ali. Ali. Hayır. Açık kalp masajına başlıyorum. Ali, kan artık pıhtılaşmıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hayır. Hayır. Ali. Hayır. Buraya kadar geldiniz hocam, gidemezsiniz. Hayır hocam. Buraya kadar geldiniz, gidemezsiniz. Hayır. Ali. Ali, bırak artık. Hayır. Hayır. Ali, bırak artık ne olur. Hayır. Hayır. Ali! Ölüm saati. Yirmi iki kırk beş. Şehir gitti hocam. Hocam. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Bir gün biraz burada yalnız kalabilir miyim? Hadi. Ali, lütfen. Lütfen. Ooh.
Ali. Ali. Ne oldu? Ali. Ali dur. Ali niye açılıyor? Ali. 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 Ali aç kapıyı. Ali. Sakın buradan ayrılmayın. Sakın. Ali. Ali. Ali aç. Ali. Aç. Ya Ali. 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 Aç şu kapıyı Ali. Gerçek mi bu hocam? Gerçekten öldünüz. Ali! Hocam, hocam, Ali! Benim hocam, benim babam. Benim babam gitti. Gitme. Ben ne olacağım ha? Ne yapacağım? Bak, burada. Buradayım hocam. Siz de buradasınız. Bak, bak. Ah bir şey olsun. Bir şey olsun. Bir şey, bir mucize olsun. Hadi ben mucizeydim. Hadi ben mucizeydim, ta kendisiydim. Bir mucize olsun işte. Bir şey olsun. Babam geri gelsin. Buradayım çocuk. Hayır, açık, 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 açık
Baba. Baba. Beni böyle mi yolcu edeceksin çocuk? Etmesem yolcu, etmesem gitmesem. Gitmeyeceğim yolcu. Yolcu olan etmeyeceğim. Olmayın yolcu, gitmeyin hocam, gitmeyin. Beni bırak. Şimdi anladın mı beni çocuk? Haksız mıymışım? Tamam, evet. Haklısınız. Ben yanlışım. Sizi doğru, siz benim iyiliğim için yaptınız. Ne yaptınızsa. Sizin sevginiz beni kurtardı. Tamam. Tamam hocam, ama gitme hocam. Senden son bir şey isteyeceğim. Beni... sevgiyle uğurla. Yapamam. Yapamam ki. Öyle bir hatırla ki beni. Atlattığımız her zorlukta, kırdığımız her ön yargıda, girdiğimiz her kalpte, değiştirdiğimiz her insanda an beni. Gülümseyişlerimizle hatırla. Seni sevdiğim, uzaktan sana sarıldığım her an bile hatırla. O zaman şunu hatırla çocuk. Yaşama sevincini yitirdiğin her an, benim yazımı tuttuğum her an, boşa yaşamış sayarım kendimi. Bu dünyaya boşa geldim sayarım. Ah be çocuk. Bak, bu dünyada biz birbirimizi bulduk. Beni senden kimse alamaz. Yok. Bir de iyi tarafından bak. Ben artık öldüm. Birbirimize sarılabiliriz. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor, aynı değil umudun rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana, yana yana yana, kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana, kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana, yana yana yana, kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana.